da Kastamonu'da Bozkurt'ta jandarma mobil harekat merkezinde bizi bekliyor. Son notlarıyla bekliyor bizi. Kameralarımızı bir kez daha Deniz Aslan'a çevirip sözü Deniz'e bırakalım. Doğal afet ve ani gelişen toplumsal olaylara ivedilikle bir koordinasyon içerisinde doğru bir şekilde müdahale etmek hayati önem taşıyor. 11 Ağustos'ta Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi tarihinin en büyük sel afetiyle karşı karşıya kaldı. Canlar yitirildi, kayıplar var, yaralılar var. Hayatın burada normale dönmesi için devlet tüm imkanlarını buraya yönlendirdi. Tüm imkanlar seferber edildi. Bulunduğumuz nokta oldukça kıymetli bir nokta. İçişleri Bakanlığı'na bağlı jandarma mobil koordinasyon merkezindeyiz bizler. Kameraman arkadaşım İsmail Dostoğlu'yla burayı size anlatacağız, tanıtacağız. Onlarca ekran var. Bu ekranların her birinde çok kıymetli bir mücadele veriliyor. Birinci ekranı hemen ekranlarınıza getiriyoruz. Jandarma asayiş bilgi sistemiyle karşı karşıyayız şu an. Bu ne demek oluyor? Afet bölgesinde arama kurtarma faaliyetleriyle birlikte asayişin devam ettirilmesi amacıyla burada şahıs ve araç kontrol sorgulaması yapılıyor. Bu ekran aracılığıyla bu ekranlar gün boyu 7/24 dolu. İkinci ekranımız var. İkinci ekranımızda araç takip sistemi oldukça yoğun bir ekran görebiliyorsunuz. Afet bölgesindeki araçların koordinasyonu, jandarma araçlarının anlık takibi buradan yapılıyor. Yine JAK timlerinin de mevcut bir olaya ya da yeni yaşanan ani bir olaya anında müdahale etmelerinin sevki tam da burada. Üçüncü ekranımız bildiğiniz gibi hava durumunun bu afet bölgesinde iyileşmesi, bütün umutlar bu yöndeydi. Burası Meteogram bilgi sistemi. Hem Türkiye'yi, tüm Türkiye'yi gösteriyor hem de afet bölgesinin özellikle yakınlaştırdığımız zaman anlık meteorolojik durumunu burada takip etmek mümkün ve arama kurtarma birliklerine de anlık paylaşım yapılıyor. Biliyorsunuz hava durumunun elverişsiz olması arama kurtarma faaliyetlerini zaman zaman sekteye uğratabiliyor, yavaşlatabiliyor. Hemen dördüncü ekranımıza gelmek istiyoruz. Bu da olay subayı ve olay işlem astsubayı olarak geçiyor. Ne anlama geliyor? Yine afet bölgesindeki tüm birimlerle gerekli koordinasyon buradan sağlanıyor. Oldukça önemli bir ekran. Hemen yanında vardiya amiri var. Olay subayı ve olay işlem astsubayının yani yan ekranda az önce aktardığımız ekrandan elde edilen bilgileri afet bölgesindeki ilgili tüm birimlere vakti zamanında hemen anında iletiyor. Şimdi sol tarafına dönmesini isteyeceğim kameraman arkadaşımdan. Karşıda da ekranlar var. Şimdi o ekranları tanıtacağız. Altıncı ekranımız hemen tam karşıda bulunuyor. Sistem astsubayı ve telsiz operatörü. O da sistemin sürekli aktif halde çalışmasını sağlıyor ve sahadaki birliklerle de telsiz irtibatı tam olarak bu masadan sağlanıyor. Yine bir telsiz konuşmasına şahit oluyoruz. Hemen yanında 7. ekranımız var. Görüntü yönetim operatörü orası da canlı görüntüleri video wall sistemiyle ekrana koordinesini sağlıyor. Buradan da toplantılar esnasında yine takibi yapılmakta. Öte yandan 8. ekrana geldik. Görüntü takip operatörü o da İnsansız keşif uçağı yani İHA'lar ve insanlı keşif uçakları drone ve mobil kamera görüntülerini anlık olarak izleyebiliyor. Şu an tek bir ekran gibi gözüküyor ama diğer ekranlar bakın yakınlaştırarak görüntüleri piksel piksel kare kare ne olup bittiğini sokaklarda buradan takip edilebiliyor. Hemen bir sonraki ekranımıza geliyoruz. Bir veri sistemi. Burası da harekat merkezinin işlem astsubayı. Veriler buradan kaydediliyor ve takibi buradan sağlanıyor. Görüyorsunuz ekranlara veriler çok sık değişebiliyor. Can kayıpları, yaralılar, tahliyeler, kurtarılan kişiler, canlar, hayvanlar, bulunan eşyalar, kayıp ihbarları her şey buradan koordine ediliyor. Ve son ekranımız harekat merkezi işlem astsubayı o da kaydedilmiş. Verilen kontrol ve koordinesini, verilerin kontrol ve koordinesini sağlıyor. Oldukça önemli dedik. Şimdi dört büyük ekranı getiriyoruz ekranlara. Sol tarafına gelmesini isteyeceğim. Yine buradan uydu görüntüleri, canlı veriler, meteorolojik veriler hepsi burada. Son olarak dün buraya gelerek afet bölgesini yerinde inceleyen çalışmalar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yine bulunduğumuz bu noktaya geldi. Briefing aldı yetkililerden. Yayınımızdan kısa süre önce de yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu temaslarını burada sürdürüyor afetin en başından beri. Ona da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez eşlik etti. Bütün bakanlar koordinasyonu buradan yürütüyor. Oldukça önemli bir nokta. Yayınımızın başında da söylediğim gibi doğru zamanda koordineli diğer birimlerle koordineli bir şekilde hareket
hareket etmek burada hayati önem taşıyor. Çünkü artık saatler, dakikalar değil, saniyeler bile çok büyük önem kazanmış durumda afet bölgesinde. Bizler jandarmanın mobil koordine merkezinden aktardık son bilgileri, verileri. Haber nöbetimizi burada sürdürmeye devam edeceğiz. Bartın'daki Kirazlık Körü Barajı kent merkezinde oluşacak.